Gençliğin gözyaşları. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi teneffüsteyim. Bir 10 dakika sonra derse gireceğim. O yüzden hemen şu tarama testini de hızlı bir şekilde gömelim istiyorum dostlar. Birinci sorumuzla başlayalım. Eşkenar üçgenin tarama testindeyiz. Diyor ki, bir grafiker şekil 1'deki gibi beyaz eşkenar üçgenin kenarlarını %70 oranında küçültüyormuş dostlarım. Şimdi hemen şöyle diyelim. Bunun bir kenar uzunluğuna biz 10K dersek %70'i ne yapıyor? 7K. 7K küçültüyormuş. Yani 3K oluyormuş şu pembelerin bir kenar uzunluğu. Ve sonra bu pembeleri üçgenin köşelerine yapıştırmış. Buna göre diyor ki şekil 2'de görünen beyaz altıgenin çevresi 84 olduğuna göre başlangıçtaki beyaz üçgenin çevresi nedir diye bir soru soruyor. Şimdi biz bildiklerimizi yerleştirelim. Buralar 3K. Şu da 3K ve 3K. Şu da aynı şekilde 3K. Buraya da 3K yazalım. Şimdi şurası 3 daha 6K oldu. Ortaya 4K kaldı. Aynı şekilde 4K ve buraya da 4K kaldı. Şimdi ortadaki beyaz altıgenin çevresini yazıyorum arkadaşlar. 4, 7, 4, 7, 4, 7. 3 tane 7. 7K, 3 tane 7K, 21K yapıyor. Bu benim beyaz altıgenimin çevresiymiş. Ve bunu da bize 84 olarak vermiş. O halde biz K'yı 4 bulduk. Tabii K'yı 4 bulduysak başlangıçtaki eşkenar üçgenimin bir kenar uzunluğu 40 birim geldi. Peki bir kenarı 40 birimse çevresi ne yapacak? 3 tane 40'tan 120 yapacak. Cevap Ceyhan'dan gelecek. İkinci sorumuz. 5 bölümden oluşan besin piramidini oluşturan bir diyetisyen aşağıdaki eşkenar üçgeni kullanmaktadır. Günlük alınması gereken besin yüzdelerinin verildiği her bölmenin yüksekliği verilen yüzde değeri ile doğru orantılıdır demiş. Şimdi bunu bir konuşalım. Şimdi şuradan aşağı biz bir yükseklik indirelim. Bu bütün eşkenar üçgenin yüksekliği olsun. Ve şu en üstteki turuncunun yüzdesi 10 olduğu için buna 10H diyelim. Şuna 15H. Orantılıymış çünkü bunlar her biri. Yüzdesiyle orantılı. O zaman 25H ve 30H. Toplam 25, 50, 50 de buradan 100H geldi tüm yüksekliğimiz. Devam edelim soruyu okumaya. Alttan ikinci bölmenin yüksekliği yani 25H. Üstten ikinci bölmenin yüksekliği yani 15H'dan 6√3 fazla. Yani bunların farkı 6√3'müş. Dolayısıyla 10H 6√3 yaptı. Bize de büyük üçgenin çevresini soruyor dostum. Bakın ne yapıyor. Biz tüm yüksekliği ne diye biliyorduk? 100H. Bunu 10'la çarparsam her ikisini de 100H yapar. Burası da 60√3 yapar. Yani bir eşkenar üçgen düşünün dostlarım. Yüksekliğini siz 60√3 buldunuz. 60√3. Peki biz 60'ın karşısını mı 60√3 bulduk o zaman? 30'un karşısı ne olacak? 60. 90'ın karşısı ne olacak? 120. Yani eşkenar üçgenimin bir kenar uzunluğu 120 santim çıktı. Bize çevresini soruyor. 3 tane 120'yi soruyor. 120 çarpı 3, 360 demektir. Üçüncü sorumuz. Bir eşkenar üçgen var. Hemen 60'ı yazalım. Şuraya da 60 diyelim. Şuranın da 60 olduğunu bilelim. Şurada bakın 30, 60, 90 çıktı. 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı 6, 60'ın karşısı da √3 katı olacaktı. 3√3. Bir kenar uzunluğum 8 geldi. Burada 8, o zaman şuraya da 5 kaldı diyebilirim. Şimdi önümde iki seçenek var x'i bulmak için. Ya şuradaki kosinüs teoremini yaparım. Ya da işte şuradan 60'ın karşısına diklik indiririm falan böyle çözerim. Ya da direkt şurada zaten hazırda bir dik üçgenim var. Hemen burada Pisagor'u çakayım, olayı bitireyim. Şimdi hipotenüsümüz x. O halde x kare eşittir. Bir 5'in karesini alacağım 25. Bir de 3√3'ün karesini alacağım 27. Dolayısıyla burası 52 yapar. X de √52'dir. O da 2√13 diye dışarıya çıkar. Cevap Ceyhan'dan geldi dostlar. Güzel soruymuş bu da bu arada. Evet, dördüncü sorumuz.
Bakın dördüncü sorunun aynısını neredeyse köşe taşında çözdük. Ve dedik ki eğer ki bir dörtgenin iki tane açısını 60 verdiyse sen bu dörtgeni üçgene tamamlayacaksın ve eşkenar üçgen yapacaksın. İstersen şuradan tamamlarsan, bakın şöyle tamamladım üçgeni. Dolayısıyla 60, 60, şurası da 60 oldu ve eşkenar üçgen çıktı. Şurası tabii ki 30 derecedir. 60'ın karşısı 6. 30'un karşısını bulmak için ne yapıyorum? 6'yı köküçe bölüyorum. Ve bir sayıyı köküçe bölmenin yolu neydi? Sayıyı 3'e böl, 2, yanına da köküç yaz. O halde 2 köküçtür 30'un karşısı. Tabii ki 90'ın karşısı ne olacak bu durumda? 30'un karşısındakinin 2 katı. Yani 4 köküç. Peki eşkenar üçgenimin bir kenar uzunluğu toplamda kaçmış? 7 köküçmüş. O halde burası da 7 köküç olacak. 4 köküçü buradaysa buraya da 3 köküç kalacak diyebiliriz. Cevap Edirne'den geldi dostlar. Evet. 5. sorumuz. Son 3 soru kaldı. Güzel bir soru. Bakın burada ne vermiş bize dostlarım. Şimdi AH'ın ED'ye eşit olduğunu söylemiş. AH bizim yüksekliğimiz. Şimdi bilmen gereken bilgi şuydu. Eşkenar üçgendeki 3 yüksekliğin 3'ü de birbirine eşit. Ve 3'ü de kayı kuralını sağlıyor. Yani hem kenar ortay hem açı ortay oluyorlar. Şimdi bu soruda şunu yapacağım dostum ben. Bakın şu Denizli ile Ceyhan'ı birleştireceğim. CD. CD'yi gördüyseniz bir kenar ortay. Eşkenar üçgendeki kenar ortay aynı zamanda açı ortaydı. Ve aynı zamanda yükseklikti dostlarım. Demek ki CD de yükseklik. E ne dedim az önce? Eşkenar üçgendeki yükseklikler eşittir. O zaman CD AH'a eşittir. E öğretmenim AH'ı da bize DE'ye eşit vermiş. AH da DE'ye eşitmiş. O halde CD ile DE'nin eşit olmasını kullanalım biz. Ve burası 30 ise şuraya da artık 30'umuzu yazalım. Şimdi bu eşkenar olduğu için burası 60'tı. Şurası da 120 idi. Bakın ne çıktı? 120, 30 daha 150. Alfaya da kaldı. 30 derece dedik. Cevap Denizli'den geldi dostlarım. Evet. 6. sorumuz. Bakalım burada ne yapacağız? ABC eşkenar üçgen diyor. ED paraleldir AC'ye. Yani üçü de kenarlara paralel. Şimdi çevremiz 66. Çevre 66 ise bir kenarın uzunluğu 3'e böldüm hemen 66'yı, 22 birim çıktı. Ve şunu biliyorum. Bu 3 paralelin toplamı bir kenar uzunluğuna eşitti. Eşkenar üçgenin kuralıydı bu. İçindeki bir noktadan 3 kenara çizilen paralellerin toplamı bir kenar uzunluğuna eşitti. Peki bakın burada paraleller arasında da bir ilişki var. 2, 3 olduğu için bunlara ben 2 ile 3'ün ortak katı olan 6K diyeyim. Bu durumda DG direkt 6K'ya eşit. 2 tane DF 6K'ya eşit olduğu için 1 tane DF 3K'ya eşit. 3 tane ED 6K'ya eşit olduğu için 1 tane ED 2K'ya eşit. Ve bunların toplamı 6, 2 daha 8, 3 daha 11K yaptı. 22'ye eşitmiş bu 11K. Ve K 2 çıktı. Bize neyi soruyor? DG yani 6K'yı soruyor. 6 tane 2. 12 geldi sorumun cevabı. Evet 7 numaradayız arkadaşlarım. ABC eşkenar üçgen. O zaman şu 60'ları bir yerleştirelim önce. ED DF'ye eşit. DG 5. AB 6 kök 3. AB 6 kök 3. ED nedir diye soruyor. X diyelim ED'ye. Tabii ki bu da X oldu. Şimdi eşkenar üçgenimin bir kenarını bildiğim takdirde ben yüksekliğimi bulabiliyordum. Şimdi neden yüksekliği bulduğumu da birazdan açıklayacağım. Bir kenarı 6 kök 3 ise şu yükseklik açıortaydı 30-30. Burası 60. 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı olacak 3 kök 3. 60'ın karşısı da kök 3 katı olacak. 3 kök 3'ü kök 3 ile çarparsam da 9 yapar.
Şimdi demek ki yüksekliğim 9. Bakın az önceki soruda şunu söyledik. Dedik ki eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan üç kenara paralel çizersem bu paralellerin toplamı bir kenara eşitti. Ama bu sefer ne yapmış? İçindeki bir noktadan üç kenara da diklikler gitmiş. İşte bu dikliklerin toplamı, yani x'in, x'in ve 5'in toplamı da eşkenar üçgenin yüksekliğine eşit. Yani 9'a eşit. O halde 2x'e 4 kalmalı, x de 2 olmalıdır dedim arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dan çıktı. Evet arkadaşlar, şimdi derse girmeliyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.